siz değerli dostlarımıza, gönüldaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok inanarak, samimiyetle destek verdiniz. Arkamda durdunuz, inandınız. Kararlı bir şekilde de bu inancınızdan hiç vazgeçmediniz. Ve ciddi anlamda sahada bana güç kuvvet verdiniz. Ve bu birliktelik, bu samimiyet bize, hepimize başarıyı getirdi. Tekrar ifade ediyorum, birlikte başardık. Eğer bir başarı varsa bu hepimizin, herkesin ciddi anlamda emeği oldu, katkısı oldu. Ciddi anlamda sahiplenmesi, bu bana da güç verdi, moral verdi. Sorumluluğumuz asıl bundan sonra başlıyor. Ben bana verdiğiniz güç ve yetkiyle birlikte sorumluluğumun farkındayım. Başarılı olmak zorundayız. Başka şansımız yok. Bu kapı daha sonra başka kapılara sebep olacak, başka kapıları açacak. Bu vesileyle, bu sorumluluk bilinciyle de hareket edeceğimi bu vesileyle huzurlarınızda da ifade etmek isterim. İyi Parti'ye kısa dönemde de olsa milletvekilliği yapmış biri olarak yana çok sahiplenmiştim. Çok ait hissetmiştim kendimi. Ve o aidiyet o günden bugüne sürüyor. Ve bundan sonra da sürecek. Her zaman yönetim tarzımda adil ve hakkaniyetli davranacağım. Her partiye. Ama önceliğimiz tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olacak. Bu bizim için önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrı görmüyorum sizleri. Her daim yine bu birlikteliğimiz devam edecek. Bu ittifakın sürmesini diliyorum. Çünkü sistem artık ittifaka da zorluyor. Bu birlikteliklerin sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim gözüm olmanıza, kulağım olmanıza, eksik, gedik, yanlış bir şey olduğunda beni uyarmanıza ihtiyacım var. Yol göstericiliğinize ihtiyacım var. Öneriler, fikirler, bunlarla beni beslemenize ihtiyacım var. Bundan sonraki süreçte asıl işimiz şimdi başlıyor. Bunu da lütfen esirgemezseniz çok çok memnun olurum. En azından bu başarıyı sizlerle birlikte daha üst noktaya yine taşımaktan da onur duyarım. Ayrıştırmacılığın bir an önce son bulması ile ilgili inanın örnek olmak adına da gerekli adımları da her daim atacağız. Ayrımcılık olmaması açısından ben Saadet Partisi'ne bile mesaj gönderdim. Bakın şirket yönetimlerinde bir tane Saadet Partili arkadaşımızı aldık. Bunun iki nedeni vardı. Bir, topluma biz ne dedik, kutuplaşmayı sonlandıracağız. Partizanlığı bitireceğiz. Onlara da kucak açmak ve uzlaşmayı hakim kılmak adına bunu yaptık. İki, şeffaf olmak adına. Denetimden korkmuyoruz. Buyurun içimizde sizden de bir yönetici olsun ki yaptığımız ve yapacağımız her şeyi rahat rahat denetleyebilsin diye. Bu anlamda da içiniz rahat olsun. Ben dediğim gibi sorumluluğumun bilincindeyim. Bana yüklediğiniz sorumluluğun bilincindeyim. Sizi haksız çıkarmamak, sizin başınızı öne eğmemek, sizi utandırmamak adına da her daim o sorumluluk bilinciyle de hareket edeceğim. Bizim amacımız halka hizmeti, hakka hizmet bilen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Partimizin amblemi ve adı değişik olabilir. Ama bizim genel anlayışımızda Atatürkçülük, Türk milliyetçiliği ve mukaddesatçılık var. Bu bizde hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek. Bu ittifakta Türkiye'de bir değişime imza attı. 23 Haziran'da İstanbul'da bütün dünyaya bir ders verdiniz. Ders verdi. Millet İttifakı'nın fertleri 13 bin oy farkını 807.000'e çıkarttı arkadaşlar. Yani gerçekten işte burada beraber benim yönetimde olan Abdurrahman Yesin'i görüyorum. Tekin Yüksel'ini görüyorum. Yani burada... Herkesle uzlaşarak, herkesin desteğini alarak onlara bir ders vermek, başkanımın demin bahsettiği şekilde Sur'da bir gedik açmak. Evet, biz Kocaeli'de bu Sur'da gediği açtık. Ben tabii bu bir teşekkür yemeğinde ben il başkanı hepinize teşekkür ediyorum.